Yeliz'le anım anım anılar. Aranızda bayılanlar var biliyorum. Setteyiz, partneriz biz işte. Tamam. İsim vermek istemediğim tabii ki kişiyle. Bunun da yine manitası geldi. O da böyle biraz şey... Kırık kıskanç. Yani ha Kur'an yakmış gibi bir ablamız. Hı. Tamam mı, zaten hani o gördüğün anda o şeyi de alıyorsun suratından filan. Biz şimdi laf geçiyoruz, ezber yapıyoruz falan, konuşuyoruz konuşuyoruz aralarda. İşte kestik dediklerinde hani kamera yer değiştirirken falan bir şeyler sonra konuşuyoruz konuşuyoruz hani gülüyoruz falan. Sinir krizi geçirdi çünkü zaten hep öyleymiş yani onun bütün setlerine gidip böyle hani yandan domuz gibi izliyor muymuş? Domuz gibi çekilmez. İzliyormuş monitöre oturup ve böyle... Kimle konuşursa da arıza çıkarıyor akşam eve gittiğinde ve de kesinlikle yasak zaten. Karşı cinsle konuşması kesinlikle yasak. Böyle oyuncu sevgisi mi olur ya? Sonra size hatta kim olduğumu da söyleyeceğim. Söyle. Tamam, hayda ben. Kameralar kapanınca söyle. Meraktan çatlayayım be. Bir dakika, puan kat kısmında mı yoksa? No. Puan kata bile girmez. Gelir, evimle falan gelir yani. Bir kere de şöyle bir şey yaşadım. Yine... bir partnerimle biz işte böyle romantik bir sahne çekiyoruz falan. O da benim galiba. Biz sahne hiç romantik sahne falan çekmedik. Sen çoluğu çocuğu dövüyordun, dövüyordun öyle bir baba. Lojman! Hiç öyle bir baba değilim. Çoluğu çocuğu dövüyordum. Sahtekar. İşte şey orada da mesela biz böyle romantik bir sahne çekiyoruz. İşte tam böyle yakınlaşacağız. Hani kamera böyle dönüyor dönüyor falan. Işık oyunları bir şeyler, güller müller. Çektikten sonra ben karavana gittim. İşte sahne bitti. Yani zaten bu arada çok da sevdiğim bir insan da değil, tamam mı? Hani böyle o sahne bittiğinde böyle ya itmek istiyorum tutup yani öyle bir enerji var aramızda. Allah Allah. Ay işte çekilme. Sette de yani zaten herkes Allah'ım bir an önce yok olsun adam falan diye bekliyordu, öyle bir tipti. Neyse şey karavana bir gittim. Abi karavanda bu sefer kadın. Cinnetler, sinir krizleri. Böyle saçmalık olur mu ya? Bağırıp çağırmalar, eşyaları fırlatmalar. Kostümcüler giriyor falan filan. Ne o işte biz böyle şey yapmışız. Yakınlaşmışız falan filan. Manyak. Böyle bir figür var arkadaşlar. Sana şey yaptı mı böyle? Yani sana karşı bir şey. Yok. Ya pasif bana agresif takılıyor. Bana da şöyle yaptı. Karavandan inmeye çalışırken böyle bir çarptı mı yaptı falan. Biz zaten o akşam hemen yapımcıyı aradık. Dedim ki ben yani bir dakika. Gettola değiliz herhalde. Burası arka mahalle falan değil. Yani böyle omuz atmalı falanlı gerginlikler, kavgalarla ben ya beni yazmayın böyle şeyler. Ya da yazıyorsanız falan da birileri gelip beni dövmeye çalışmasın. Manyak mısın? İçeride oluşturur. Evde kendi başınıza halledin ya, kıskançlığınızı sete taşımaya ne şey var. Korkunç. Yani. Fazlasıyla kıskançlık gösteren bir abladan bahsediyoruz ya, ablamızdan. Yani ben bunun tek taraflı bir şey olmadığı düşüncesindeyim kesinlikle her zaman. Kesinlikle öyle. Abi ilişkiler %50-%50'dir bak. Kesinlikle yani, öyle. Sen bir neye maruz kalacağını kendin belirlersin. Karşı tarafa da onunla ilgili bana bunları maruz evet. bırakabilirsin beni dersin. Bu birçok şey için geçerli. Yani evet. hoşlanmadığın bir şeyi, istemediğin tabii bir şeyi, hayatında tahammül edemediğin, hayattaki konfor alanını daraltan her şeyi insanlar paylaşmakta geç kalıyorlar. Hatta paylaşmıyorlar birbirleriyle. Paylaşınca da karşı tarafta şöyle bir etkisi oluyor. Aa, hiç sorun olmayan bir şeydi bu. Nereden çıktı şimdi bu sorun? Evet. Gibi bir şey. Buna şey de dahil bu arada. Mesela böyle dark marp olayları da birazcık dahil. İnsanların birbirine fiziksel şiddet göstermeden önce gösterdikleri başka şiddet modelleri var ya. Evet. Yavaş yavaş oraya taşıyor. Oraya evet. taşıyor bunu. Emareleri oluyor ama görmezden geliyor. Öyle o işte onun için yapmadı. Bunun için değil. Yani zaten öyle olur. Yani kim sevdiği birinin yani. Beş para etmez biri olduğunu kabul etmek ister ki zaten. Evet.